Diğer öğrenci kulübümüz Hukuk Platformu kulübüyle devam ediyoruz. Kulübün başkanı Ter, merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Bize biraz bu kulüpten bahseder misin? Tabii. Hukuk Platformu kulübü üniversitemizde hukuk fakültesinin açılmasıyla beraber kuruldu. Bununla beraber amacımız hukuk fakültesi öğrencilerini sosyal ve akademik yönden geliştirmek. Aynı zamanda hiçbir kurum, kuruluş veya siyasi parti çizgisi değil, Atatürk ilke ve inkılapları çizgisinde ilerleyelim faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Peki sen kaç yıldır başkanlık görevini yürütüyorsun? Ben bir senedir başkanım. 3 senedir de yönetim kurulu üyesiyim. Nasıl bir süreç senin için? Artık son yılın bu. Bu yıl mezun oluyorsun. 4 yıldır da kulüpte aktif olarak aslında görev alıyorsun anladığım kadarıyla. Nasıl bir süreçti senin için bir öğrenci olarak? Keyifliydi, yoğun bir dönem geçirdik. Çünkü okuldaki en büyük kulüp ve en aktif kulüp biziz. Bununla beraber bu sene 7 tane etkinlik yaptık. İkisini İzmir Barosu'yla beraber ortaklaşa gerçekleştirdik. Yorucu oluyor, keyifli oluyor ama arkadaşlarımızla beraber yeni şeyler öğreniyoruz. Kendimizi akademik yönden, sosyal yönden geliştiriyoruz. Nasıl bir gelişim peki bu? Neler yapıyorsunuz bu kulüp kapsamında? Bununla beraber hukuk fakültesi öğrencilerinin öğrenmek istediği soruları cevaplar buluyoruz. Örneğin bu sene Moral Partners'la beraber işbirliği yaparaktan avukatlık mesleğiyle ilgili bilgileri edindik. Aynı zamanda Amerika'da nasıl avukatlık yapılır, yüksek lisans nasıl yapılır, bununla ilgili de yeni bilgileri öğrendik. Aynı zamanda İzmir Noter Odası Başkanı Sayın Rahime Mengüş'ü okulumuzda ağırladık. Bu kulübümüz için de bir ilkti. Noter nedir, ne iş yapar, nasıl noter olunur, bununla ilgili bilgi aldık. Avukat Hakları grubuyla beraber bir etkinliğimiz oldu. Aynı zamanda Atay Holding Yönetim Kurulu Başkanı okulumuza geldi. Kendisi de bir avukat. Bize avukatlık dışında başka mesleklerin de yapılabildiğini anlattı. Aslında aday öğrencilerden gelen en fazla sorulardan bir tanesi hukuk fakültesiyle ilgili şu. Hukuk biraz daha özel bir alan olduğu için mezun olduktan sonra yurt dışına gidebilir miyim? Böyle bir şey var. Hani çok detaya girmeye evet. Gerek yok ama anlattıklarından gidebileceklerini aslında söyleyebiliriz evet. Onlara değil mi? Biraz zor bir yol diğer bölümlere kıyasen ama yine de gidebiliyorsunuz. Tamam. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz bu kulüp kapsamında? Her sene gerçekleştirdiğimiz bir gelenekselleşen Ankara etkinliğimiz vardı. Pandemi sürecinden dolayı bunu yapamadık. Anıtkabir'e, Barolar Birliği'ne, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Meclis'e gidiyorduk. Seneye bunu tekrardan gerçekleştirmek istiyoruz. Aynı zamanda her zamanki etkinliklerimize de devam etmeyi düşünüyoruz. Peki, üniversitemize gelecek ve hukuk fakültesi isteyen öğrenciler bu kulübe katılmak için ne yapmalılar? Bizim kulübümüzde her zaman katılabilirler. İYE Hukuk Platformu diye Instagram'da sayfamız var, mesaj atabilirler. Aynı zamanda okulun ilk 2 haftası standımız açık oluyor, bahar şenliğinde açık oluyor. Oradan da kayıt olabilirler. Bizim numaramızı bulabilirlerse, bizi de atarlarsa biz kayıt yaparız. Tamam, her zaman okula evet. Geldikten sonra istedikleri zaman, istedikleri yıl bu kulübe kayıt yaptırabiliyorlar. Evet. Tamam, peki çok teşekkürler. Rica sana. Ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet.